Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayıların 11 ve 12 numaralı köşe taşlarını birlikte halledeceğiz bu videomuzda. Hadi başlayalım gobellerim. Şimdi tam sayılı kesirlerde toplama çıkartma işlemleri yapacağız arkadaşlar. Bakın birinci soru ne diyor dostlarım? Şimdi bir tam sayılı kesir var burada. Bir tane daha tam sayılı kesir var. Şimdi bunları tabii ki isterseniz normal bileşik kesire çevirerek yaparsınız ama şuradaki sayılar kocaman sayılar arkadaşlar. Çakması çıkması zor. Peki ne yapacağız öğretmenim? Bakın şöyle yapacağız dostlarım. Tam sayılı olan ifadeleri kendi içerisinde işleme sokacağız. Rasyonel olan ifadeleri de kendi içerisinde işleme sokacağız. Şimdi tam kısımlarını alıyorum. Bu eksi 1991, bu artı 1991. İkisinin toplamı ne oldu arkadaşlarım? Sıfır. O halde bunlar gitti. Şimdi rasyonel sayılar alıyorum. Burada bir 1 bölü 2 var. Şu. Burada da 1 bölü 4 var ama dikkatli olun, önünde eksi olan 1 bölü 4 var. Eksi 1 bölü 4 yazıyorum. Hadi şu işlemi bulalım bakalım sonuç ne geliyor? 2 ile çarptım. 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4. 2'den 1 çıktı 1. 4'lerden birini de aldım. Cevap 1 bölü 4 geldi. Hadi bakın bir tane daha yapıyorum şimdi arkadaşlarım. Dikkatli olun kardeşler. Şimdi ne yapıyorduk? Önce tam kısımlar. 2. Buradan eksi 3 geliyor. 2. Eksi 3. Buradan artı 4 geliyor. Şuradan da eksi 5 geliyor. Peki düzenleyelim burayı. Eksi 1 burası. 4 daha 3 yaptı. 5 çıktı. Eksi 2 kaldı. Yani tam kısımlardan bir kere eksi 2 geldi. Şimdi rasyonel kısımlara dikkatli yapalım. Bakın 1 bölü 2 var. 1 bölü 2, 1 bölü 2, hepsi 1 bölü 2. İşaretlerine dikkat edin. Bakın bunun önündeki, bu 1 bölü 2'nin önünde eksi var. O yüzden bunun işareti 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Peki 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 daha, sıfır hocam, gitti bunlar. Şu da 1 bölü 2, bunun da önünde eksi var, eksi 1 bölü 2 de bu geldi, sıfır. Şurayı bir daha dikkatli yapalım arkadaşlar, şuraya bir daha açıklayayım ben size, iyi anlayın. Şimdi bu birincisinin önünde artı olduğu için artı 1 bölü 2. İkinci 1 bölü 2'nin önünde eksi olduğu için eksi 1 bölü 2. Üçüncüde artı var, artı 1 bölü 2, dördüncüde eksi var, eksi 1 bölü 2 geliyor. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 0. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 de 0 geldi. Yani buraya bir de artı 0 yazdım. Cevap ne çıkıyormuş arkadaşlarım? Eksi 2 artı 0'dan Adana geldi. Hadi bakın bir tane daha yapıyoruz. Dikkatli arkadaşlar. Şimdi önce tam kısımlar. 1. Eksi 2. Artı 3. Ne geliyor burası? 1'den 2 çıktı. Eksi 1. 3 ile topladım. 2 geldi. Şimdi tam kısımlar. Rasyonel kısımlar. 1 bölü 4 ama önünde eksi var. Eksi 1 bölü 4. 1 bölü 4. Önünde artı var. Artı 1 bölü 4. Toplarsam bunlar 0 yaptı. Yani yukarısı 2'ymiş sadece arkadaşlar. Sıra geldi aşağıya. 1 ile 2'nin toplamı 3 var. Şimdi 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamı değil mi arkadaşlarım? İkisi de artı. 3 bölü 3 yaptı mı? Yani 1. Artı bir de 1 var dostlarım. Ne geliyor? 2 bölü 4. 2 bölü 4 de 1 bölü 2 demektir. Yazdım geçtim. Sonuncusuna gelelim dostlarım. Bakın 1453 var. Eksi 1451. 2 çıkar buradan. Şimdi diğerlerine gelelim. 1 bölü 3 var. Eksi 2 bölü 3. 1 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Ne yaptı burası da arkadaşlarım? Eksi 1 bölü 3. Peki bunu da yazdık şimdi. Bölü. Geldik şuraya. 1923, 1920 yani 3 var bir kere arkadaşlarım. 1 bölü 3'ten de 2 bölü 3 çıkarsa eksi 1 bölü 3 de buradan geldi. Şu işlemi yapalım. 6, 1 çıktı 5 bölü 3. 9, 1 çıktı 8 bölü 3 de burası geldi. Üsttekini aynen tutuyorum 5 bölü 3'ü. Diğerini 3 bölü 8 diye ters çevirip çarptım kardeşlerim. 3'lere de bay bay dedim. 5 bölü 8 sorumun cevabı geldi kardeşler. Evet. 12 numaralı köşe taşındayız gobeller. Böyle zor gözüken bir sorumuz var burada. Bakalım ne yapacağız görelim dostlar. Şimdi şu parantezlerin için tek tek yapmaya başlasak. 3 kere 1 3. 1 çıktı 2 bölü 3. Çarpı 4 kere 1 4. 1 çıktı 3 bölü 4. Çarpı 5 kere 1 5. 1 çıktı 4 bölü 5.
çarpı nokta nokta bu şekilde gidiyor. Şuraya bakalım. 50 kere 1 50. 1 çıktı. 49 bölü 50 arkadaşlar. Peki şimdi sadeleşenlere dikkat bak. Yukarıdakilerin hepsiyle aşağıdakilerin hepsi sadeleşebiliyordu. O halde şu 3'ler gitti. 4'ler gitti. 5'ler gitti. 6'lar, 7'ler, 8'ler, 49'lar gitti. Ne kaldı geriye en son? Yukarıda 2, aşağıda 50 kaldı arkadaşlarım ki 2'ye bölersek bu 2 keratayı da 1 bölü 25 olduğunu göreceğiz dostlarım. Cevap Denizli. Hadi bakalım. Şimdi burada siz bence videoyu bir durdurun. Bir kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlarım. Sonra benim çözümü takip edin. Ne yapıyorum şimdi? Önce parantezlerin içini yapıyoruz. 2 kere 1, 2. 1 ile topladım, 3 bölü 2. Çarpı. 3 kere 1, 3. 1 ile topladım, 4 bölü 3. Çarpı. 4 kere 1, 4. 1 ile topladık, 5 bölü 4. Çarpı. Nokta nokta gidiyor bu şekilde. 99 ile 1'in çarpımı 99. 1 ile topladık, 100 bölü 99 geldi arkadaşlar. Şimdi sadeleşenlere dikkat. Bakın bu tarafa doğru gidenler var bu sefer. Sadeleşiyorlar şu keratalar. Hop 99 da gitti. 100 kaldı bölü 2 kaldı. 50'yi işaretledim dostlarım. Hadi bakalım. 3 numaradayız kardeşler. Burada ne diyor bir görelim. 3 kere 2 6. 1 çıktı. 6'dan 1 çıktı. 5 bölü 3 çarpı. 5 kere 2 10. 3 çıktı. 7 bölü 5 çarpı. 7 kere 2, 14. 5 çıktı, 9 bölü 7. Çarpı, nokta nokta gidiyor bu şekilde arkadaşlarım bu zıbıdı. Nereye kadar? 25 ile 2'nin çarpımı 50. 23 çıkarttık, 27 bölü 25 kaldı. Bir de en dışarıda şurada 1 bölü 9 varmış dostlarım. Şimdi sadeleşenlere bakın. 5'ler gidiyor, 7'ler gidiyor, 9'lar, zamazingolar, zartlar, zurtlar hepsi gitti. En son geriye 27 bölü 3 kaldı zıbıdılar. Çarpı 1 bölü 9 var bir de kenarda. Hadi şunu da sadeleştirelim. 27 ile 1'in çarpımı 27. 3 ile 9'un çarpımı da 27. 27'yi de böldük birbirine. 1 çıktı sorumuzun cevabı dostlar. Evet bakalım bu ne diyor. Hadi başlayalım işleme. 10 kere 1 10. 1 çıktı 9 bölü 10. Çarpı. 11 ile 1'in çarpımı 11, 1 çıktı 10 bölü 11, çarpı 12 kere 1 12, 1 çıktı 11 bölü 12, çarpı nokta nokta gidiyor. Şurayı dikkatli yapın arkadaşlar. N artı 1 ile 1'in çarpımı N artı 1. Eksi 1 geliyor, bölü N artı 1. 1'ler gitti, N bölü N artı 1 kaldı arkadaşlar. Peki sadeleşenlere dikkat. Bakın bunlar gitti, bunlar gitti, 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 gitti. En son geriye 9 kaldı. Aşağıda da N artı 1 kaldı arkadaşlarım. Edirne şıkkımız doğru cevaptır dostlar. Peki arkadaşlarım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bakalım kolay gelsin. Merhaba dostlar. Rasyonel sayıların 13 numaralı köşe taşını çözeceğiz bugün arkadaşlarım. Güzel sorularımızdan oluşuyorlar. Böyle bakıldığında biraz zor gibi gözüküyor. Harfli sorular dostlarım. Sadeleştirme yapacağız, pay değiştireceğiz falan filan. Hadi başlayalım dostlar. Birinci sorumuzla öğrenelim buradaki muhabbeti. Şimdi, şuradaki 2 artı dediği şey, bizim şu kesir çizgimizin büyük bölü kesir çizgisi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Mesela bakın ikinci soruya bakın hemen. Şuradaki ifade büyük bölü kesir çizgisi. Bunu biraz kalınlaştırdım şimdi. Şimdi devam edelim. Bu büyük bölü kesir çizgisini bir önce üstündeki işlemi yapacağız. Bir de altındakini yapıp bölme işlemine çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu yukarıyı yapalım. Bu 2 artı dursun burada. Şurada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bununla bunu çarpıyorum. Şimdi 1 var. A ile 3'ü çarparsam eksi 3A geliyor. Bölü bir de A var dostlarım. Büyük bölü kesir çizgisini çizdim. Şuraya bakalım. 1 var. 3A ile 1'in çarpımı 3A. 1 eksi 3A geliyor burası. 1 eksi 3A. Bölü 3A'da payda da var arkadaşlar. Peki. Şimdi alttakini ters çevirip yukarıya çarpacağız dostlarım. Bakalım neler olacak. Şimdi 2 artı dursun burada. 1 eksi 3A
bölü A burada kardeşlerim. Çarpı diyorum. Şu alttakini ters çevirip çarpıyorum. Yani 3A bölü 1 eksi 3A geldi. Peki önce çarpmayı yapacağız demiştik. Şurayı yapacağız. Bakın sadeleştirmeler var. Arada çarpı varsa yukarıdakilerle aşağıdakiler sadeleşebiliyordu. 1 eksi 3A ile buradaki 1 eksi 3A sadeleşebilir. Şuradaki A ile buradaki A sadeleşir. Parantezin içinde bir tek 3 kaldı. Yani cevap 2 artı 3 oldu arkadaşlar. O da 5 geldi. Hemen 2'ye bakalım. Büyük kesir çizgimiz burada. Şimdi şöyle bir yazalım. 2A dursun burada. Artı. Kesir çizgisini çizdim. Önce üst tarafı yapıyorum. A ile A'yı çarpıyorum. A kare. Artı 1 diyorum. A kare. Artı 1. Bölü paydayı aynen yazdım. A. Şuraya geldik. A kare ile 1'in çarpımı yine A kare. Artı 1 bölü A. Bak A kare pardon. Şurada paydamız A kareymiş. Şimdi 2A'yı aynen yazıyorum dostlarım. Artı diyorum. Önce şu bölmeyi bir halledelim. A kare artı 1 bölü A'yı yani birinci kesrimi aynen yazdım. Çarpı diyorum. İkincisini takla attırıp A kare bölü A kare artı 1 diye çevirip yazdık. Peki, şimdi sadeleştirmeler. Bakın, a kare artı 1 ile a kare artı 1'e bay bay dedim. Şimdi burada a kare var ki a kare ne demek? A çarpı a demektir. A çarpı a diye yazalım şu a kareyi. Bu a'lardan biriyle de bu a gitti. Ne kaldı parantezin içinde? Şurada sadece a kaldı. 2 a da burada var arkadaşlarım. 1 a da buradan geldi. Toplam 3 a yaptı. Hemen 3 numaraya geçtik. Şimdi burada en alttan başlayıp yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacağız dostlarım. Önce şu kısmı halledelim biz. Bakın şu kısmı birlikte halledelim. Şimdi a eksi 1 ile 1'i çarpacağız. A eksi 1 olacak. Artı 1 var. Artı 1'i yazdım. Bölü paydayı da aynen yazdım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Şu a eksi 1 ile 1'i çarpıp buraya ekliyordum arkadaşlarım. Artı olduğu için. Peki burada ne kaldı? Eksi 1 ile 1 gitti. A kaldı. Bölü A eksi 1 de burada kaldı arkadaşlar. Yani şu işlemin sonucu şurası A bölü A eksi 1. Peki hemen bu kesrin üstünde 1 var dostlarım. 1 ne demekti? Buna takla attır demekti. Takla attırırsak şuraya kadar olan kısmı yapmış oluruz. A eksi 1 bölü A gelir. Başında da 1 eksi var. Buna da takla attırmıştım. A eksi 1 bölü A geldi. Şimdi burayı yapalım. Şununla şunu çarptım. A. Eksi var. Burada da A eksi 1 var arkadaşlarım. Şöyle parantez içinde yazıyorum. A eksi 1 bir bütün bölü A. Şimdi düzenleyelim burayı. Şu eksi içeriye dağıtalım. A eksi A artı 1 bölü A geldi. Şu A ile eksi A gitti. 1 bölü A kaldı kardeşlerim. Sonuç. Nereye kadar buldum ben? Şu büyük bölü kesir çizgisini alt tarafını 1 bölü A olarak buldum. Peki şimdi yukarıda 2A var. Aşağıda 1 bölü A var. 2A aynen dursun. Çarpı diyelim A bölü 1 olarak da bunu çevirelim dostlarım. 2A ile A'nın çarpımı 2A kare yaptı. Cevap Bursa. Geldim 4 numaralı sorumuza. Hadi bunu halledelim. Bakın şurada kocaman bir kesir çizgimiz var. Şimdi bunun üst tarafını bir yapacağız. Şu kısmı. Bu kısmı şöyle yavaş yavaş yapalım. Bir 3 artı var arkadaşlarım. Bunun da bakın kesir, büyük kesir çizgisi şurası. Önce üst tarafı yapıyorum. A ile 2'nin çarpımı 2A. Artı bir de 2 var. Bölü A. Kesir çizgimi çizdim. Alt tarafa bakın. 2A artı 2 bölü A. Üstteki ile alttaki birbirinin aynısı olduğu için burası 1 çıktı dostlarım. Şu kısım. Bir de 3 ile topladım 1'i. 4 geldi. Şurası 4 çıktı komple. Peki 2A var şimdi. Şunu yazdım arkadaşlarım. Arada artı var. Yukarıda 4 bölü 1 bölü 2A da buradan geldi. Peki düzenleyelim şimdi. 2A dursun, önce bölmeyi yapalım. Artı. 4 burada çarpı diyorum. Bunu ters çevirip çarpıyorum. 2A bölü 1 olarak. Üstleri çarpıyordum. 8A bölü 1. Yani 8A da burası geldi. 2A ile 8A'nın toplamı da 10A çıktı dostlarım. Devam edelim.
14 numaralı köşe taşına gelelim. Bakın burada da rasyonel sayılarda toplama çıkartma yapacağız arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzla başlıyorum kardeşler. Şimdi önce parantezin içinde toplama var. Bakın nasıl yapıyorum. 1,24 hemen altına 9,59'u yazdım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum arkadaşlarım. Topluyorum şimdi bunları. 9 ile 4'ün toplamı. Normal toplama işlemi yapıyorum. 9, 4 daha 13. Elde var 1. 5, 2 daha 7. 1 de elde 8 geldi. Virgülü de attım alta. 9 ile 1'in toplamı 10. 10,83'müş birinci parantezin içi. Şimdi şuraya gelelim. 11'den 3 tam 8'i çıkartalım. 3,8'i çıkartalım. Şimdi 11'in virgülü yok. Biz buraya virgül atıp dengelensin diye de istediğimiz kadar sıfır atabiliriz yanına arkadaşlarım. Virgülden sonra bir basamak olduğu için ben de bir sıfır attım. Çıkartıyorum şimdi. 10'dan 8 çıktı. 2. Bir onluk bu taraftan aldık. Virgülü yazdık. Burada 10 kaldı kardeşlerim. 10'dan 3 çıktı. 7. İkinci parantezin içine de 7,2 bulduk. Şimdi çıkartın diyor bu ikisini birbirinden. Bakın dikkatli olun. 10,83'ten 7,2'yi çıkartacağım. Şurada bir basamak fazla olduğu için ben buraya bir sıfır atabiliyordum. Attım. Çıkartıyoruz dostlar. 3'ten 0 çıktı 3. 8'den 2 çıktı 6. 10'dan 7 çıktı 3. Virgülü de aşağıya yazdım. Birinci sorumuzun cevabı Denizli geldi. Geldik 2'ye. Hadi önce şu parantezin içindeki toplamayı yapalım. 3,275 ile 2,25'i toplayacağım. Yetmedi bir sıfır atıyorum ve topluyorum. 5 gelir. 12 gelir elde var 1. 4. 1 de elde 5 oldu. Şurası da 5 oldu. Birinci parantezin içini bulduk. Sıra geldi ikinci paranteze dostlar. Şimdi burada da diyor ki 2,34'ten 9,145'i yani küçükten büyüğü çıkart diyor. Bir kere sonuç kesin eksi olacak değil mi arkadaşlar? Hemen şimdi tutup önce büyükten 145'ten 2,34'ü yetmediği için bir sıfır attım. Normal çıkartmayı yapayım. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. Ama bilin ki siz eksi çıkacak burası. Çünkü küçükten büyük çıkıyor. Peki 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten 4 çıktı 0. 1 yetmedi. Bir onluk aldık buradan. 11'den 3 çıktı 8. Burada 8 kaldı. 8'den de 2 çıktı 6. 6,805 oldu. Peki dostlarım. Şimdi bu eksi çıktı değil mi? Tabii eksi bir sonuç. Eksi de şu parantezin önünde var. Şimdi burası eksi 6,805. Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Artıya döndü. Yani şu ikisini topla diyor bize. Hadi toplayalım. 5,525 ile 6,805 keratalarını topluyoruz gobeller. 5 ile 5'in toplamı 10. Elde var 1. 2. 1 de elde 3 olarak düştü. 5, 8, 13, 1 elde var. 11 yaptı. 12. 12,33 çıktı kardeşlerim. Sorumuzun cevabı. Evet. Hadi bakalım şimdi 4 numaralı, 3 numaralı sorumuza geçelim kardeşlerim. Evet. Devam edelim bakalım. 3 numaralı sorumuz ne diyormuş dostlar? Yine çıkartma toplama yapacağız arkadaşlar sorumuz için. Şu parantezin içini bir yapalım ilk önce. Şimdi 0,2'den 0,06'yı çıkartacağım. Şuraya da bir sıfır attım dostlarım. Çıkartalım. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 1 kaldı. 1'den 0 çıktı 1. Virgülü attım 0. 0,14 burası. Sıra geldi şuraya. Bakın küçükten büyük çıkıyor. O yüzden sonuç bir kere kesin eksi çıkacak. Ben ne yapıyorum? Büyükten normal büyüğümden küçüğü çıkartıyorum dostlarım. Şöyle bir çıkartalım. 8'den 2 çıktı 6. 2'den 3 çıkmadı. 12'den 3'ü çıkarttım. 9. Burada 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı dostlarım. 0,96 oldu burası. Şöyle yazalım. 0,96. Ama dikkat edin. Eksi. Eksi de burada var. Bunu ne yaptı? Artıya döndürdü. Yani şu ikisini toplayın diyor artık bize. Hadi toplayalım. 0,96 ile 0,14'ü topluyoruz. 6, 4 daha 10. 10'un 0'ı. Elde var 1. 9, 1 daha 10. 1 de elde etti 11. Yine elde 1 var. Ne yapıyorduk? 0 ile 0'ın toplamı 1. 1 de elde var 1. Virgülü de çaktım buraya. 1,10. Sondaki 0'ı biz istersek yazıp istersek yazmayabiliyoruz. 1,1 geldi sorumun cevabı.
Son sorumuza bakalım arkadaşlarım. Burada da toplama çıkartma yapacağız. Önce şu toplamaları bir halledelim isterseniz. Şöyle 0,0009'u yazdım. Hemen altına 0,0001 yazdım. Şu ikisini toplayacağım. Onun altına şunu yazıyorum dostlarım. 0,001. Yetmedi, bir 0 ben koydum. Şunu yazalım. 0,01. İki tane de 0 ben ekledim. Bir de son olarak şu keratayı yazalım. 0,188. Bir 0 da ben ekledim dostlarım. Şimdi topluyorum bunların hepsini. Bakalım ne geliyor. Şurası 9, 1 daha 10. 10'un 0'ı. Elde var 1. Şurası ikinci basamakları topluyorum. 1 var, 8 var, 9 yaptı. 1 de eldeydi, 10 yaptı arkadaşlarım. Elde yine 1 var. Üçüncüleri topluyorum. 0, 0, 1, 8. Topladım 9, 1 de elde, 10 yaptı. Elde yine 1 var. Geldik şuraya. 0, 0, 0, 0, 0, 1 var. 1 de elde vardı, 2 geldi. Virgül, burası 0 yaptı. Şu sondaki sıfırları yazmasam olur. 0,2 geldi buradan arkadaşlarım. Şu 3, 5 tane sayının toplamı 0,2. Eksi 0,2 de burada var. 0,2'den 0,2 çıktı. Cevap 0 geldi kardeşlerim. Ceyhan. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Haydi bakalım dostlar, görüşürüz.